Sayın Başkan, lütfen oylamaya geçin. Konusuz kalmıştır diye bir konu olmaz. Burada gündem maddeleri var. Bunlara ya evet denir ya hayır denir. Arkadaşlar beğenmiyorlarsa hayır derler. Tekliflerini geri çektiklerinde ilan ettiler zaten. Meclisimiz diğer konulara devam eder. Teşekkür ederim. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi eski genel kurulundayız. Tansiyon yükseliyor. Buna bence grup başkan vekillerimiz izin vermesin. Buyurun Tevfik Bey. Arkadaşlar, rica ediyorum, bakın. Şimdi o zaman bir saniye başkan, bir saniye. Değerli arkadaşlar, bir saniye arkadaşlar. Tamam, vereceğiz, veririz, sıkıntı yok. Ama bir susalım önce, susalım. Susun. Susarsanız sükunet olacak değerli arkadaşlar. Şimdi bence burada bir çalışma yapıldı. Ciddi bir çalışma yapıldı. Grupların ortak çalışması. İSKİ buna katkı sundu. Katkı sundu. Yani bu gelinen noktada bence karşılıklı iyi niyetimizi kaybetmemeliyiz. Yani ithamlar, ağır ithamlar var. Böyle olunca meclisin tansiyonu yükseliyor. Bence buna hep beraber izin vermeyelim. Rica ediyorum. İbrahim Bey buyurun. Sonra Tevfik Başkan size vereceğim. Sayın Başkan, çok değerli meclis üyeleri. Arkadaşlar, bir sakin olalım. Sakin olun arkadaşlar. Lütfen ya. Rica ediyorum. Bu fevri çıkışların ne size, ne büyükşehrimize, ne partinize hiçbir şeye faydası yok. Lütfen, rica ediyorum. Müdahale ettirmeyin beni, rica ediyorum. Lütfen, lütfen. Buyurun İbrahim Bey. Sayın Başkan, genel kurulun sükunet içerisinde devam etmesi hepimizin dileğidir. Fakat tansiyonu yükseltecek olan söylemlerden ve çıkışlardan, jest ve mimiklerden kaçınmamız lazım. Ben ilk defa Tevfik Bey'i bu kadar hararetli, bu kadar heyecanlı, yerinde duramaz bir halde gördüm. Niye bu kadar stres yapıyorsunuz? Niye, neden, nedir, niye bu kadar stres oluyorsunuz? Şimdi İSKİ'nin bir tarifesi yok. Bakın, Sayın AK Parti grubu, İSKİ'ye bir tarife hazırlamak için ve ilave bütçe için buraya toplandık. Burada bir takım gerekçeler sunuldu ortaya. Bu yüzden ilave bir bütçeye talep var ve bir tarife oluşturmamız lazım. Tarife için bir fiyat belirlemiş idare ve bu talebinin genel kuruldan karşılanmasını istiyor. Şimdi burada konuşmalarınızı sadece şuna indirgemeyin bakın. İmamoğlu yerel seçimler öncesi halka şunu vaat etti. Gerçeği bilmiyordu. Şimdi İSKİ'yi zor durumda baktı. Hayır efendim. O dönemde İSKİ'nin içerisinden veriler alınıyordu. İSKİ İstanbul'a suyu pahalı satıyordu. Bakın İSKİ kaynaklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kullandırdı. Sayın İmamoğlu döneminde İSKİ'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 lira borç aldı mı Sayın Genel Müdür? Almadı. Geçmiş dönemden kalma 3 milyarın üzerinde Büyükşehir Belediyesi'nin borcu var. İktaş'ta da aynısını yaptınız. Bakın İktaş'ın da 31 Ocak itibariyle 2.7 milyar Türk lirası borcunu ödedik. Şimdi 2.7 milyar lira ödendi. Şimdi suya %100, elektriğe %127 zam yapmışsınız. Plan Bütçe Komisyon Başkanı arkadaşım da kalkıyor sanki İSKİ elektrik satıyor diyor. İSKİ'nin en büyük gider kalemlerinden biri elektrik. Bu aktarma istasyonlarında pompalar çalışıyor. Bakın 3 milyar liraya çıkmış bir elektrik faturasından bahsediyoruz. Daha nereye gideceği de belli değil. Şimdi vermiş olduğunuz zam, teklif etmiş olduğunuz ve oylanacak olan teklifiniz 1.4 milyar civarında bir gelir. Yani elektrik faturasını dahi ödeyemiyor. Yatırım programı var önünüzde, bu kadar yatırım yapılacak. Müsilaj problemi yok mu bu ülkenin kardeşim yahu? Ya siz nasıl hesap yapıyorsunuz? Yapmış olduğunuz hesap
tamamen siyaset. Bakın, zulmeden %127'ye sesini çıkarmayanlar burada kalkmışlar, merhamet timsali kesilmişsiniz. Bunlar kabul edilebilir durumlar değildir. İSKİ'nin ortaya getirmiş olduğu tarifeyi kabul edersiniz, etmezsiniz. Yani burada çoğunluğunuza güvenip kalkıp insanları tehdit etmeyin. İSKİ Genel Kurulu gündemsiz kalmış. Hayır, gündemsiz kalmamıştır. Ortada gündem vardır. Genel kurul çağrısı yapılmıştır. Genel kurul açılmıştır. Gelen numaralarıyla belli olan gündemlere evet dersiniz, hayır dersiniz. Herkes işine gücüne bakar. Bunun siyasetinin yapılacağı yer siyaset arenasıdır. Genel kurul salonu değildir. Bunları halkımıza anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Başkan, bu işin siyasetini kimse yapmasın. Bakın, ülkede Tevfik Bey şunu söylüyor. Diyor ki, devlet diyor %75 sübvanse ediyor. Sübvanse ne demek? Vatandaş ödeyemiyor. Devlet olarak ben ödüyorum diyorum. Nereden ödüyorsun bunu? Vatandaştan topladığın vergilerle ödüyorsun. Bakın, 25 bin dolar milli gelir için gelenlersiniz. Bugün ülkenin kişi başına düşen milli geliri 7 bin dolarlara düşmüş. Mozambik, Bangladeş seviyesine çekmişsiniz ülkeyi. Sübvanse ediyor. Etmeyin kardeşim. 25 bin dolara bu ülkeyi çıkardın kardeşim. Vatandaş kimsenin dilencisi değil. Vatandaş gider kendi faturasını öder. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi askıda fatura uygulamasını getirdi. Millet birbirinin faturasını öder hale geldi. Ekmek kuyruklarına bu ülkeyi getirenler sizlersiniz. İstanbulluların aklıyla alay etmeyin diyorsunuz. İstanbul halkı aklı başındadır. Bakın, bu aklı başında olduğunu size 31 Mart'ta da göstermiştir. 23 Haziran'da göstermiştir. Burada akıllanmayan birileri varsa sizsiniz. Bakın, gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz, çok hızlı gidiyorsunuz. Biz burada konuşurken dışarıya çıktığınız gibi, bakın burada öyle meclis üyeleriniz var. Yarın gün birçok belediye başkanlarınız var. Buralardan içeri giremeyeceksiniz. Halk sokmayacak sizi buralara. O yüzden İSKİ Genel Kurulu'nda gündem maddelerini oylamasına geçelim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Fedai misin sen kardeşim? Arkadaşlar, yeterince gerildi. Ben 15 dakika ara veriyorum meclise. Herkes yerine otursun. 15 dakika ara veriliyor. Değerli arkadaşlar, meclise ara verdik. Herkes yerine otursun. Ben grup başkan vekillerini görüşmeye davet ediyorum. Ortalığı boşu boşuna geliyoruz yani. Lütfen, rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Kart taşımak zorunda kalmıyorum. İlla somut bir şey taşımaya gerek yok. Güzel güzel geçiyorum telefonumda zaten. İstanbul kart kullanıyorum ama QR'a geçmeyi düşünüyorum. İstanbul kartın geçtiği her yerde artık fiziki karta ihtiyaç duymadan ödeme yapılabiliyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Gelin İstanbul kartımızı bugünlük bir kenara bırakalım ve toplu taşıma araçlarında seyahat edelim. Kart uygulamasına girerek dijital kartınıza yükleme yapabilirsiniz. Böylece arkamda görmüş olduğunuz ödeme noktalarına ihtiyacınız